Merhabalar sevgili YouTube ve Bloodborne severler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir önceki videoda bir Hunter tarafından mağdur edilmiştik. Şimdi ondan intikam almaya gidiyorum. Tıt tıt. Şimdi buradaki düşmanların hepsiyle uğraşmamıza gerek yok tekrardan. Dilerseniz öldürebilirsiniz. Dilerseniz buradan koşturabilirsiniz. Ben koşturmayı tercih ediyorum. İki sebepten ötürü. Bu düşmanların olduğumuz yere gelmesi çok uzun sürüyor. O yüzden gelseler de çok da dert olmuyorlar. İkincisi, zaten bir Hunter bizi öldürmüş. Ondan intikam almak derdindeyiz. Bir de yukarıda diğer düşmanla uğraşmak rahatsız edici olabiliyor. Şimdi Hunter'ı öldürmeden önce her zaman için önce kendi nasıl diyeyim paramı güvenceye alıyorum. Evet, arkamıza bir tane düşman geldi. Çok dert değil. Düşmanlar gelsen şunu yapabilirsiniz. Bu tahta mermerden gelinin. Bu Hunter genellikle buradan öteye gitmez. Genellikle diyorum çünkü bazen saldırılarına devam etmek için bu bölgeye geldiği oluyor. Aklınızda olsun. Ama genellikle oradan buraya gelmez. Bir cheese taktiği de şeydir. Yani burada beklersiniz. O buraya geldikçe vurursunuz kendine. Ama yani adam akıllı bir Hunter boss'umuz var. Veya fight'ımız var. Orada ben düzgün bir şekilde savaşmak istiyorum açıkçası. Hop. Ya bana charge atak atıyorsun. Nasıl oluyor da ben sana kaybediyorum? Anlamıyorum ki. En sıkıntılı tarafı şu silah işte. Silahını pat 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 at babam at yani. Hani hiçbir şey yok. Bir standardı yok. Sıkıyor da sıkıyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz o konuda. Yani onlar en az bir tanesini sana şey yapmış olması lazım şu an açıkçası. Visceral'ı vurmuş olması lazım. Şu an olduğu gibi. Göremiyorum ki ne yapıyor. Geri gel geri. Vay anasını. PvP fightları bu arada hep böyledir. Tamamen hani kim kimi saldırıya bekleyebilecek onun üzerine ilerler. Bloodborne'da o yüzden ben Bloodborne PvP'sini pek sevmiyorum. Hani çok kısıtlı geliyor bana Bloodborne PvP'si. Ama seveni de çok seviyor. O yüzden bir şey diyemem. Hani belki ben belli şeyleri başaramadığım için bana garip geliyordur. Ama tamamen hani karşındaki düşmanı nasıl bekleyeceksin ve ilk kim kime Visceral atacak şeyine dönebiliyor yani. Fight'ına dönebiliyor. Bir de bazı silahlar var. Hani şu an bizim daha bulmadığımız. O silahlarla şey yaptığınızda saldırdığınızda şeyi görüyorsunuz. Hani karşınızdaki düşmanın canı bir anda sıfıra falan iniyor yani. Hani bazı silahlar böyle mesela bizim elimizdeki mermi atıyor. Top atan silahlar var oyunda. Hani top atan bir silaha karşı ne kadar savunabilirsiniz kendinizi bilemiyorum. Şu düşman aşağıdan geldi. Aşağısının neresi olduğunu birazdan görüyor olacaksınız. Öldükten. Bir önceki bölgede bunları da tamamlayabilmiyormuştum. Sıkıntı değil. Şimdi. Güzel. Bunu kestik. Şimdi burada karşıda bir tane beyaz bölge var. Koşup yuvarlağa basarsanız karakteriniz zıplar. Aşağı düşük çok fazla canımız gitmez orada aşağı düşerek. Bu aşağıdaki bölge bizim boss'a gittiğimiz bölge olacak. Boss'un bölgesi şu biraz daha ileride henüz gözükmüyor sanırsam. Şimdi burada sol tarafta birkaç tane düşman var. Aynı zamanda o düşmanlara saldırırsanız yukarıdan gelecek olan zibilyon tane düşman var. Burada önerim şu. Bir yere yaklaşın. Charge'layın. Geri gelin. Charge'layın, saldırın, geri gelin. Bir kişi falan kalırsa onu ağır atakla öldürün. Dediğim gibi yukarıdan düşmanlar geliyor olacak. O gelen düşmanlara karşı kendinizi hazırlayın. Şunu belirtmeyi unuttum. Şeye geçin. Nedir adı? Aleve geçin. Şey, alev diyorum, meşaleye geçin. Yani buradaki düşmanlar üzerinde de biraz etkisi olacaktır. Şu düşman da yine charge'lıyorum. Mümkünse yukarıdaki herkes gelmeden yukarıdan gelenleri eritmeye çalışıyorum. Bu önemli.
Bana mesela şu an vurduğunda ortada veya üst tarafta bir tane barın dolduğunu görüyorsunuz. O bar zehir barı. Barın fullenmesi durumunda yani o düşman bana atak saldırmaya devam ederse o bar fullenir ve fullenmesi durumunda ben zehirlenirim. Yavaş zehirlenme olarak geçiyor. O zehirlenme yani slow poisoning diye geçiyor ama hiç yavaş değil. Yani dürüst olmak gerekirse hiç ama hiç yavaş bir zehirlenme değil. Çok hızlı bir şekilde can kaybediyorsunuz. Şimdi bu tür düşmanlara yavaş yavaş denk gelmeye başladığımız için ben şuraya antidotu ekliyorum. Orada kullanmamız gerekirse elimizin altında bir antidot bulunsun. Şimdi bir tane sandığımız var. Sandığımızı açalım. Güzel. Şimdi buradan yukarı doğru çıkıyor olacağız. Pat 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 pat. Yine burada bir mesaj var. Mesajda sanırsam Old Town yakmak dışında başka bir opsiyonumuz yok muydu gibisinden bir not görüyorsunuz. Şimdi burada özel bir tane item seti aldık. Carrot Hunter garbı almış oluyoruz. Bunu giyebiliriz bu bölgede dilersek. Ben giyeceğim açıkçası. Giyiyor olmamın sebebi ikinci sütunun alt tarafında Slow Poison Res kısmında yani Slow Poison Resistance kısmında değerlerin daha başarılı olması. Yani bunun zehir dayanıklılığının bu armorun zehir dayanıklılığının daha fazla olması ve buranın zehir vuran düşmanlarla dolu olması. Burada bunu kullanabilirsiniz yani kısacası. Şimdi buradan yukarı çıkarsak az önceki hantla kapışmadığımız yere gelmiş oluyoruz. Aşağıdan geldiğinden kastım buydu. Yani şuradaki merdivenden aşağı olan kısmından geldi o diğer düşman. Bunu kastetmiştim. Burada ilerleyeceğiz. Şimdi sağ taraftan dümdüz gidebiliriz. Sağ taraftan dümdüz gitmek yerine önce biz buradan yukarıdan gidiyor olacağız. Yukarıdan gitmek daha mantıklı. İki sebepten ötürü. Bir, loot diyebileceğimiz bir sürü item var. Hem onları alıyor olacağız. İki, burada bize pusu kurmuş birçok düşman var. Onlardan kurtuluyor olacağız. Mesela ilki bu. Aşağıdan geliyor olsaydınız şu kapıya geleceksiniz hemen iki adım ötesinde. Kapıdan girdiğinizde bu arkadaş kafanıza atlıyor. Aynı zamanda ilerlerken şurada sol tarafta şu an gözükmeyen bir tane düşman var. Bizi yakalamayı bekleyen. Bir de ileride bir başka düşman olaya dahil oluyor. Şimdi buradan devam edelim. Burada bir tane tahta ile ayakta duran bir yağ şişesi görüyoruz. Bu yağ şişesini aşağı göndereceğiz. Aşağı gönderince oradan alev aldığını görüyoruz. Ve bir kısım kişi hemen öldü ya da canı yarıya indi. Aşağıda çok bol sayıda yani böyle bir 10-15 tane falan yaklaşık düşman var. O düşmanların bir kısmını bu şekilde öldürebiliyoruz. Ve işimize geliyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Şundan Madman's Knowledge'ı aldık. Burası biraz platforming yeri. Benim gibi yükseklik korkusu olan insanların ödü patlasın diye yapmışlar herhalde. Şurada canınızı fulleyin. Canınızı fulledikten sonra şuradan şunu alın. Molotov kokteylini alın. Şimdi karşıda bir tane item var. O item kozmetik. Hani o grili arkadaşlara giydirebildiğiniz bir item. O item almanın yolu şu. Burada bir daire çizip karşıya atlayabilirsiniz ya da buradan çaprazımsı koşup karşıya atlamaya çalışabilirsiniz. Ben bazen o item almaya atlayamıyorum. Mesela şu an olduğu gibi. O yüzden açıklamış oldum. Yani hani alırsanız herhangi bir şekilde kullanabileceğiniz bir item değil. Sadece avcının rüyasında bize işte birkaç video öncesinde göstermiş olduğum kozmetik item giydirme özelliğinde yeni bir tane kozmetiğiniz oluyor. Dilerseniz alabilirsiniz. Yani orada zıplayış yapmak biraz sıkıntı. Ben videoyu uzatmamak adına o atlayışı yapmaya fazla odaklanmayacağım. Şimdi burada çiftlere geçmekte fayda var. Çok basit bir sebebi var çiftlere geçmenin. Hop. Zaten hemen sağ tarafımızda bir tane şey var. Alev yanmakta yani. Ve o alev bunları etki ediyor. Pıt pıt. Ve biz ağır saldırılarımızda bu kadar çok düşmanın olduğu yerde daha rahat bir şekilde düşmanları aradan çıkartabiliyoruz. Şimdi bu çığlık atan arkadaşlar etrafındaki diğer düşmanları buff'lıyorlar aslında. Onların daha fazla damage vurmasına sebep oluyorlar. Aynı zamanda kendileri biraz daha agresifleşiyor diyebiliriz. Bu arkadaşları öldürmenin benim bulduğum en kolay yolu şu charge attack. Yani siz bu atağı eğer tam charge'layabilirseniz, tam charge'ladıktan sonra size saldırıyor dahi olsalar canları bol miktarı azalıyor olacak. O yüzden rahat bir şekilde kendini öldürebileceksiniz. Son olarak sanırım sen kaldın güzelim. Okey, bu arkadaşı da öldürdük. Şimdi burada Blood Ritual diye bir item alacağız. Şey, Ritual Blood diye bir item alacağız. Bu item Chalice Dungeon denilen dungeonlar var.
O dungeon'lara girmemizi sağlıyor. Oyunda Chalice Dungeon'lar hepsi, Chalice Dungeon'ların tamamı opsiyonel bölgeler. Hem ana oyunda gördüğünüz, hem ana oyunda hiç görmediğiniz bosslardan oluşuyor Chalice Dungeon'ları. Biraz daha böyle co-op PvE aktiviteleri için yapılmış dungeon'lar. Kimi insanlar çok beğeniyor. Yani kimi oyuncular Chalice Dungeon'lara aşırı derece keyif alıyor. Kimileri biraz şikayetçi. Yani niye öyle bir şey var veya niye bu şekilde yapılmış şeklinde. Chalice Dungeon'ların güzel tarafı şudur. Ana oyunda görmediğiniz bossları kesebilirsiniz. Bir. İkincisi. Hop. Bir saniye. İkincisi diyelim ki ana oyunu bitirdiniz. DLC vesaire bitirdiniz. Hani şimdi ne yapacağım arkadaş? Hani ben oyunu tamamladım. Hani ama doyamadım. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Chalice Dungeon'ı yapabilirsiniz mesela. Chalice Dungeon'ların yani güzel tarafı o diyebilirim. İkincisi Chalice Dungeon'larda bol sayıda upgrade materyali var. Özellikle ilerleyen Chalice Dungeon'larını bol bol upgrade materyali toplayabiliyorsunuz. Onların hani oyunun belli noktalarında çok işinize yarayabiliyor. Ondan bahsetmiş olayım. Ben belki bir iki tane Chalice Dungeon yaparım ama bütün Chalice Dungeon yapar mıyım emin değilim. O gelen talebe bağlı. Videolar ilerledikçe ve videoları yükledikçe sizlerin vermiş olduğu yorumlarla şekilleniyor olacak. Şu yüzden son iki Chalice Dungeon yapabilmek için yaklaşık 2-3 saatte grind yapmak gerekiyor. Ben Platinum trofisini alırken o grind'i yaptım ve hani bossları kesmek evet, bossları kesmek eğlenceli belki ama grind kısmı gerçekten tatsız. Yani o kadar da keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim grind kısmının. Benim için değildi en azından. O yüzden o grind yapmak ister miyim? O grind izlenir mi? Yani YouTube'a yüklense o tip bir grind izlenir mi vesaire? Bilemiyorum. O yüzden çok yapmak niyetinde değilim diyebilirim ama bakalım. Yani sizlerden gelen taleplere göre belki en azından ilk birkaç dungeon'ı baştan sona tamamlayabiliriz. Şimdi burada bir tane kısa yolumuz var. O kısa yolu önce açıp ondan sonrasında bu bölgede ilerlemeye devam ediyor olacağız. Kısa yol temelde az önce içerisinde bulmuş olduğumuz kilisevari bölgeyi skiplememizi sağlıyor. Buradan dışarı çıkarsak hemen sağımızda yukarı çıkmakta kullandığımız merdiveni görüyorsunuz. Yani oradaki demir kapıyı açmış olduk aslında. Kilise kısmını skipleyebiliyoruz artık. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi burada sol tarafta ilerledikçe karşımıza çıkacak olan bir tane skitter var. Upgrade materyali düşen yaratık. Onu şu an alamayabiliriz buradaki diğer düşmanları öldürürken. Çünkü bütün düşmanlar şöyle saçma sapan nedir adı? Saçma değil belki de. Hani tuzak anlamında başarılı ama hop gel buraya. Şu an mesela ellerini böyle yapıyor olmanın sebebi şu. Benim iki elle tutuyor olsam dahi elimde meşale varmış. Efekti var oyunda. Skitter şurada gördüğünüz gibi kayboldu. Onu lootlayamadım. Dert değil. Reload atacağız ve lootlayacağız. Reload atmadan önce sadece burada bir tane kurt adam kesmemiz lazım. Kendisinin okey. Henüz burada değil. Burada değilse fırsattan istifade. Hemen reload'umuzu atalım. Bazen o kapı tarafından bir kurt adam gelebiliyor. Genellikle geliyor. Yani gelmediğinde çok nadir denk gelmişindir. Genellikle geliyor. Ona karşı hazırlıklı olun derim. Kendime su koyacağım. Hafiften boğazım kurudu diyebilirim. Hop. Şimdi bu bölgede yani daha doğrusu bu bölgede şu an gelmiş olduğumuz yerde bizleri en çok zorlayacak olan şey kurt adamlar. Bol sayıda kurt adam var. İki tanesi, pardon, üç tanesi pusu kurmuş durumda. Onlar biraz sıkıntılı. Ama onları öldürmeye çalışıyor olacağız. İçiniz rahat olsun. Bloodstone Shard'dan 3 tane aldım. Yani düşünün hani şu an elimdeki silahı maksimum level'a kadar yükseltmiş olmama rağmen yani hala upgrade materyali lootluyorum. Şimdi burada kurt adamlar volta atıyorlar. Onlara henüz bulaşmayın. Şu sağ aşağı ineceğiz. Orada bir tane item alacağız. Sonra tekrar geri döneceğiz. Burada bir tane kapı var. Bu kapı oyunun çok çok ilerisinde aslında. Yani çok çok ilerisi demeyeyim. Oyunun 4 sanırım 4 belki 5 video sonrasında hani bir aksilik olmazsa keseceğimiz bir tane boss'una ait bir kapı. O kapı buradan açılmıyor. Boss'u kestikten sonra açmanız lazım. İki kurt adamı aynı anda çekmişseniz benim olduğum yere kaçın. Bekleyin bir tanesi saldırsın. Hiç saldırmıyorsa böyle sap sap yürüyorsa siz saldırın. Acımayın yani.
Bir tanesini öldürdükten sonra sıra ikinciye geldi. Onların saldırmasını yani bekleyin mi? Yani temelde mantık olarak beklemekte fayda var. Ama baktınız saldırmıyorlar. Siz saldırabilirsiniz. Az önce bir tane item aldık. Beast Blood Pellet diye. Beast Blood Pellet'lar şurada dursun. Kullanmamız durumunda bizim bir nevi canavar gücü elde etmemizi sağlıyor. Yani canavar gücünden kastım şu. Daha çok güçleniyorsunuz. Canavara falan dönüşmüyorsunuz. Sadece güçleniyorsunuz. Buradan dümdüz ilerlemeyin. Şuraya geldiği zaman bir tane kurt adam çıkacak. Onun çıkmasını bekleyin. Çıktı. En ne yazık iki şeye değmiş. Sıkıntı değil. Farkasını geçebilirim. Ölmemiş olman müthiş yani. Yükselince canla hayatta kalıyorsun. Tebrik ederim seni. Evet, ne diyordum? Evet, canavara dönüşmüyoruz ama hani bu canavarlar gibi güçlerimizi varsayın. Yani bir nevi damage'ınızı boostlayan bir item oradaki. Küçülteyim. Senden bir item düşmedi. Şu an yukarı doğru çıkıyorum. Burada bir aralık kapı göreceksiniz. Solda bir item var. Item'a kanmayın. Sağda pusuya yatmış bir düşman var. Önce onu öldürün. Buradan Bloodstone Shard'ı aldık. Sen bir şey düşürmedin. Güzel. Şimdi spiral merdivende önce en yukarı kadar çıkın. Buradan Fire Paper alın. Sonra aşağı inin. Burada bir tane demir kapı göreceksiniz. Demir kapıyı açın. Bu demir kapı bizler için aslında shortcut olacak. Demir kapıyı daha önce göstermiştim. Hani burayı açacağız demiştim. Şuradan düz gidip sağdan merdivenden yukarı çıkıp kuleye tırmanıp orada aşağı inince bizim lambanın olduğu yere gidiyorsunuz aslında. Ben şu an boss'a doğru ilerlemekte olduğum için gerçi shortcut'ımızı açtık. Bir dakika. Niye kendimizi zora sokuyoruz? Shortcut'ımızı açtık. Hazır 16.000 şeyimiz var. Blood Echo'muz var. Gidip bu Blood Echo'ları harcayalım. Kendimizi biraz daha güçlendirelim. Ondan sonrasında boss fight'a gideriz. Acelemiz yok nasılsa. Zaten bu bölgeye ait de çok az bir yer kaldı. Yani bir boss fight'ın girişi, bir de boss fight öncesindeki sanırsam 3 veya 4 tane item'ın lootlanması kaldı. Onları da lootluyor olacağız. Elimden geldiğince bu arada Bloodborne'a çalıştım. Yani notlar aldım. Nerede hangi itemlar var? İşte gizli geçilebilecek, gidilebilecek yerler neler? Hangi bir yılda gitsek iyi olur? Oyunun lore'unda hangi karakter neyi ifade ediyor vesaire şeklinde. Ve 3-4 sayfalık Google Docs'ta oluşturmuş olduğum bir not var. Yani not listesi var. Onlara bakarak aslında oyunu oynuyorum. Elimden gelince bir şey atlamamaya çalışıyorum fakat Dark Souls ve Sekiro'da yapmış olduğunuz yorumlarda açıklamıştım. Yani Bloodborne benim çok aşırı hakim olduğum bir oyun değil. Sadece yani platin dediğim halde o kadar aşırı hakim diyemeyeceğim bu oyun için. O yüzden hani biraz atladığım itemler olabilir. Onları mazur görün. Eğer atladığım önemli itemler olursa lütfen onları sizler yorumlarda vesaire bilgilendirin. Şimdi Blood Vial'ları eskiden 180 Blood Echo istiyordu. Şu an 360 istiyor. Gördüğünüz üzere marketteki nesnelerin fiyatları da oyunda ilerledikçe artıyor olacak. Old Yarım'a geri dönüyorum. İyi yol kat ettik bu arada. Yani bence gayet iyi gidiyoruz. Bu boss bu arada sizleri çok zorlayabilir. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için konuşuyorum. Yani daha önce Souls oynamamış arkadaşlar için konuşuyorum. Çok zorlayabilir. Oyun başındaki en gıcık, en agresif bosslardan bir tanesidir diyebilirim. Aklınızda bulunsun. Ama bu boss'u da kesmenin kolay bir taktiği var. Biz de o taktiği uygulayarak aslında kesiyor olacağız. Aynı zamanda sizlere çok zorlamaması adına ben de birkaç farklı şeyden bahsediyor olacağım. Birkaç farklı şeyden yardım alıyor olacağım. Şimdi şurada önce aşağı inelim. Burada dışarıya fırlayan kurt adamın sol tarafta volta attığını göreceksiniz. Önce onu bir öldürün. Ondan sonra bölgeyi keşfediyor olacağız. Buradan bunu aldık. Şimdi artık o tarafa gitmemize gerek yok. Şuradan sağ tarafa dönüyorum. Şurada yukarıda bu değil de
Şurada hani biraz fark ediliyor diye düşünüyorum. Bir tane kurt adam var. O kurt adam siz şu item alırken size pusu kurmaya çalışıyor. O item'a doğru giderseniz aşağı düşecektir ve arkadan sizi yakalamaya çalışır. Aklınızda olsun. Düşmanlara bu arada arkadan yapılan saldırıların hepsi kritik damage vurur. Özellikle arkadan yapılan ağır saldırıların hepsi. O yüzden mümkün olduğunca ağır saldırılarınızda düşmanın tam arkasında olmaya özen gösterin. Onu da burada belirtmiş olayım. Yine sanırım burada değil de şurada bir yerde bir tane şey olması lazım. NPC. Emin değilim ama olması lazım. Burada bu sislerin arkasında bir tane düşmanımız var. Bu arkadaş çığlık atıyor. Sağ tarafta bir tane volta atan kurtu buffluyor diyelim. O kurtu da bu şekilde saldırıp kendisini öldürüyoruz. Sanki yanlış hatırlıyorum demek ki. Ben burada sanki bir NPC vardı gibi hatırlıyorum, yokmuş. Evet, Quicksilver'ları aldık. Şuradan şurada bir tane şeyimiz var. Skitter'ımız var. Kaçma kız. Tamam, bunları alalım. Başka item yok değil mi? Okey. Güzel, 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 güzel. Şimdi ilk kez oyunda bir boss'ta summon kullanma imkanımız var. Hatırlarsanız Alfred diye bir karakterle tanışmıştık. Onunla konuşmuştuk. Alfred'ı burada summonlayabiliyoruz. Burada hafif böyle kırmızının parlak tonu diyeyim. Yani pembe biraz daha yakın tonda bir şey göreceksiniz. Yanına gelip çan çalarsanız, yani X'e basmanız yeterli. Çan çalarsanız Alfred'ı summonluyor olacaksınız. Alfred bu boss'ta bize destek olacak. Alfred'ın boss'taki esas desteği açıkçası şey değil. Hani boss'a damage vurmak anlamında değil. Boss'tan agro'yu almak noktasında olacak. Yani boss'a damage vurmuyor mu? Damage vuruyor tabii ki de. Ama daha çok hani biz canımız azaldığında kendimizi hillemeye falan çalışırken Alfred orada bize destek olan karakter olacak. Şimdi elimizdeki meşaleyi bırakabilirim. Ona artık ihtiyaç yok. Boss'a girmeden önce şuradan Pungent Blood Cocktail, kan kokteyli vardı. Bunu ekip edin. O da dursun orada. Şuradan belki, gerçi dursun, sıkıntı yok. Şimdi bunu bir yere fırlattığınız zaman bu kokteyli, kokteyl zaten bir yere fırlattığınızda kırılıyor ve kırılmasıyla birlikte o kısmı kan kaplıyor. İçerideki yaratığın ismi kana susamış canavar. Yani mantık olarak olayın gittiği anlamışsınızdır. Bu kokteyli fırlattığımızda bu canavar o kokteyli fırlattığımız yere saldırmaya çalışıyor. Hani agro'yu bizden alıyor. Biz bunu odanın solunda ve sağındaki duvarlara fırlatıp canavarı oraya odaklamaya çalışacağız. Canavarı oraya odakladıktan sonra aynı zamanda öldürmeye çabası içerisinde olacağız diyebilirim. Bir diğeri şu. Buna atmadan önce iki tane şey yapın diyorum. Beast Blood Pellet kullanabilirsiniz. Damage'ınızı bufflamak için. Biraz yaklaşın, sonra boss karşıda. Bu damage'ınızı arttıracak. Şu silahınıza alev verecek. Yavaş yavaş sağ tarafa doğru gelin. Boss bir saldırı yapsın. Bekleyin. Çok güzel. Duvarın bir tanesine şeyi fırlatın. Fırlatmamızla birlikte gördüğünüz gibi bu arkadaş o duvara doğru koşuyor olacak. O duvara saldırmaya çalışıyor olacak. O daha komple o atmış olduğumuz yerde olacak. Tabii bu çok uzun sürmüyor. Yani bir müddet boyunca böyle bir durum var gibi düşünebilirsiniz. Yani size yardımcı olacak bir durum. O durumda işte biz kendimizi buffladığımız müddetçe saldırmaya çalışıyoruz. Çok agresif ve çok hızlı hareket eden bir boss'tur. Ona hazırlıklı olun. Şimdi bunu yaptık. Tekrar buradan bir tane fırlattım. Fırlattım ki hani gidip o şeye saldırsın. Ne altında ne bana saldırmasın. Burada tam arkasında kaldığınız durumda charge'layıp ağır atak vurabilirsiniz. Arkadan yapılan ağır atakları visceral alma imkanınız var. Aklınızda bulunsun. Boss'un ikinci bir fazı var. Henüz gelmedik. Ah, orada animasyonda olduğu için bir işe yaramadı. Heh, güzel. Hop. Evet, bu ikinci fazı. İkinci fazında boss'a yaklaşmanız durumunda otomatik olarak zehirlenmeye başlıyorsunuz. Yani boss'a yakın olmanız yeterli gibi düşünebilirsiniz.
Tekrar şundan bir tane alayım. Burada belki hani silahın uzun versiyonuna geçmek faydalı olabilir. Boss'un kendi saldırıları zehir barını doldurur, aklınızda olsun. Hani antidotlar o yüzden yine ekipmanınızın içerisinde hazır olsun. İlk kez, hayatımda ilk kez bu boss savaşırken açıkçası zehirlenmedim. Ama zehirleniyor olsaydım şu antidotları kullanarak zehirden kurtulabiliyor olacaktım. Zehirlenme şöyle oluyor. Bir tane bar doluyor. Bar dolduktan sonra koyu mor bir renge dönüşüyor. Koyu mor renkteyken canınız yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bar da yavaş yavaş azalmaya başlıyor yükselmek yerine. Orada zaten zehirlendiğinizi anlıyorsunuz. Ama hızlı hızlı canınız azaldığı için boss'tan uzaklaşıp antidot kullanmanız lazım. Elinizdeki antidotlar biterse odanın arkasında şurada 3 tane daha antidot var. Gerekirse yine satıcılardan satın alma imkanınız var. Boss'u öldürdükten sonra bir tane Phantom Chalice gibi bir şey aldık. Bu eğer ki Gorman'ın konuşmalarını dinlemişseniz Gorman size bu item'dan bahsediyor. Bu item sizin Chalice Dungeon'larınıza girmeniz için bir anahtar item'ı. Aklınızda bulunsun. Dungeon'ları yaparken kullanım şekli ve nasıl yapıldığını belki ilk dungeon için belki onu belki yapabilirim. İlk dungeon için gösteriyor o durum. Bir sonraki videoda Cathedral Ward tarafından devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.